Evet dostlar, şu anda Bayern köy yollarından sizlere sesleniyorum. Hava mükemmel, görüş şartları çok güzel ve geçtiğim yerler de çok güzel olunca bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yine spontane bir video ama gerçekten inanılmaz yeşil, inanılmaz güzel. Süper Bayern köyleri. Köy yolu da bu zaten. Buna Almanya da Bundesstraße deniyor. Yani normal gidişli gelişli yol. Köylerin arasından geçeceğiz. Bir yandan sohbet edeceğiz. Bir yandan taşınmanın son durumunu anlatacağım. Taşınma işleri tamamen bitti. Aslında son durum bu. Ufak tefek tadilat demeyeyim de yenileme işlemleri yapmam gerekiyor. Nach 600 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ama bunlar zorunlu değil. Zorunlu olmadığı için de acelesi yok. Zamanla yapacağız. Şimdi ben bu şeyin sesini kesmem lazım. Videoya ondan sonra tekrar devam edelim. Sürekli çünkü videoyu bölecek. Bir saniyenizi rica ediyorum. Heykel neymiş ya? Bir şuradan bir çıkalım. Geç amca geç. Evet. Şimdi videoya devam ediyoruz. Allah, BMW'nin ilk arabalarından geçti. Olsa orayı durdurun, izleyin orayı. O araba BMW'nin ilk arabalarından. 2 kişilik mi, 3 kişilik mi ne? Zevkine sürenler var onu ya buralarda. Eski üskü bir şey. Ama tabii ki zevk meselesi. Buralarda aşırı derecede, hele bugün cumartesi, o yüzden bisikletçi çok fazla. Bisiklet süren, bisikletçi diyorum. Bisiklet süren çok çok fazla. Hava da mükemmel olduğu için, doğa da mükemmel olduğu için gayet normal yani. Gördüğünüz gibi her yer bisiklet süren insanlarla dolu. Spor yapıyor gençler. Ben de kendime şöyle güzel, kaliteli bir bisiklet alıp bu işlere girişeyim diyorum. Neredeyim derseniz, burası Burghausen'ın güneybatısında Kimzig denilen taraftayım. Kimzig'i geçtim. Kimzig belki de Almanya'nın en güzel göllerinden. Kimzig'de bir eventimiz vardı, şirket eventi, aktivite. Ona katıldım. Ondan sonra da eve dönüyorum. Eventten hemen sonra da küçük bir drone'la küçük bir görüntü de aldım. Birazdan videonun sonuna onu da eklerim. Bayağı güzel bir video oldu. Görüntü. Kimzig'in tabii bütün hepsinin üstünden uçamam. Zaten çok büyük bir göl. Büyük göl olduğu için de o sebep onun üstünden uçmadım tabii. Neyse. Şimdi kuzeye doğru tekrar ilerliyorum. Yani bizim evin o tarafa doğru. Bir yandan da buraları çekeyim istedim. Yani Bavyera, derin Bavyera dediğimiz kısımdayız şu anda. İç Bavyera. Yani acayip ya. Düzen hastası Alman toplumu. Mesela belki giderken görürsünüz arada. Odunları filan, samanları böyle muntazam, düzenli bir şekilde koyuyorlar, yığıyorlar. Yani en ufak yamukluk, saçma durum filan, görüntü oluşturmasını engelliyorlar. Gerçekten çok düzenli bir toplum. Bu düzenli olmaları sayesinde de işleri rast gidiyor diyebilirim. Traunstein'a doğru gidiyorum şu anda. Traunstein. Aa bak, gölün bir parçası da burada galiba ya.
Şu anda vallahi ben de bilmiyorum. Sanırım gölün bir parçası, burada köprüden geçiyorum şu anda. Tam böyle kuzeyindeyim. Tabii Kimzi'nin kuzeyindeyim. Şöyle şurayı çekebilir miyim acaba? Şöyle çevireyim. Bakın. Qinghao Alpin denilen Alp dağları da ileride gözüktü ufaktan. Oralar Qinghao Alpin. Gene Bayern'e bağlı tabii ama Avusturya tarafında bir kısmı, bir kısmı Almanya'da. O şekil bir yerler yani. Bu Kimzi'de tabii ki yüzülüyor. Segel, yani rüzgarlı yelkenli falan kullanıyorlar tekne. İşte ne bileyim, her türlü şey sporu yapıyorlar. Nehir sporu mu diyeyim, göl sporu. Acayip güzel bir göl burası. Bayağı güzel. Etrafı da o derecede lüks. Yani şeyler falan, evler bayağı bir pahalı ve lüks muhtemelen burada. Nasıl ki Starnberger var Münih'in güneyinde, lüks ve pahalı. Aynı şekilde de buralarda lüks ve pahalı bölgeler. Gölün üzerinde kuğular falan yüzüyor arkadaşlar. Bayağı yani hoş. Şöyle çevireyim, o tarafı görürsünüz. Yolunu göreceksiniz. Şöyle gölü görün biraz. Yanlış yola devam edecektim. Hemen döndüm. Biraz daha videoya devam edelim. Sonra kapanışı yapalım. Yani gördüğünüz gibi dostlar, burada doğayı korumuşlar. Yani düzenli bir şekilde her yeri inşa etmişler. Vallahi nasıl anlatsam ki, görüyorsunuz. Mal ortada. Alt-Oettinge'ye doğru devam ediyorum. Evet. Trotzberg denilen bir yer burası. Demek ki ufaktan bir tepe var burada kesin. Berg dediğine göre. Trotzberg. Az önce şimdi de bir eski araba geçti soldan. Böyle eski arabalarla filan cumartesi pazar zevkine gezen insanlar var. Yani adamın normal bir arabası var, bir de böyle antika arabası var. TS plaka da Traunstein şehrinin plakası. Önümdeki arabanın plakası TS de Trabzonspor değil yani. Günün harika esprisini patlattım. Yani buraları gezip ya da gezmeden, daha doğrusu buraları gezmeden, görmeden Almanya'yı gördüm demeyin. Çünkü dostlar, gerçek Almanya, gerçek güzel Almanya bu Bayern'in köyleridir bence. Bayern'in işte küçük şehirleridir. Bayern'deki, bu Bavyera'daki küçük köyler, şehirler acayip bir değişik yani. İnsan tabii gördükçe alışıyor. Ama siz gelip görüp gezerseniz bayağı bir zevkli olur sizler için. Ben Alt-Oettinge'ye doğru devam edeceğim. İşte Burghausen yazıyor tabelada. Helal olsun be. Kemiği park. Demek ki yaklaşıyoruz Burghausen'a. Yine Aziz Nehri'nden mi geçiyorum?
Evet dostlar. Getirenke Winkler. Bu Getirenke marketler de Burghausen 27 kilometre diyor. Ha, buradan gidelim. Bu Getirenke marketler bilmiyorum Amerika'da falan da var mı? Vardır eminim şeyde. Amerika'ya gittim. Yani sadece içecek satan market hatırlamıyorum da çok. Şeyde Avrupa'nın diğer şehirlerinde de vardır eminim. Sadece içecek satıyorlar dostlar. Her türlü alkollü, alkolsüz içecekleri satıyorlar. Şekerli, şekersiz. Normal suya sudan en azlığı alkollü içeceklere kadar hepsi satılmakta Getirenke marketlerde. Bu Lidl'da filan da içecek var tabii ki. Bazen Lidl'dan ya da ne bileyim atıyorum Aldi'den cam içecek alıyorsunuz. 8 cent depozitosu oluyor. Ama o Lidl'daki makina o 8 cent depozitolu içecek şişesini almıyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz dostlar? Getirenk markete götürmeniz gerekiyor. Böyle bir durum var bilmeyenler için. Tekrarlamış olayım. İçecek marketleri alıyor o 8 centlik depozitolu şişeleri. Ha, yani isterseniz cam çöpüne de atabilirsiniz tabii. Çok fazla bir para değil yani. 1-2 tane şişe için. Gitmeye değmez tabii ki. Ne kadar uzunmuş arkadaş. 50'lik yerdeyim. Git bitmiyor. Yavaş gidiyorum. Bık bık ediyor araba. 50'yi geçme diyor bana. Şimdi 70 oldu. Weishausen. Burası da Weishausen. Beş ne ya? Fışın. Yıkamak da beş ne? Bilen varsa yazsın. Beş. Gördüğünüz gibi ağacın ve yeşilin eksik olmadığı bir bölge bu bölge. Bir bölge bu bölge. Yoğun ağaç, yeşillik, nehirler filan, köprüler. Acayip güzel ya. O yüzden buraları görmeden Almanya'yı gördüm demeyin diyorum. Buraları da görmenizde ya en azından Kimzi'nin etrafındaki şehirleri görebilirsiniz. Ya Münih civarında oturuyorsanız arabayla turlamanızı tavsiye ederim buralara. Bisikletiniz varsa arabanın arkasına atın bisikleti. Bazı insanlar şey alıyor, katlanan bisiklet alıyor, bagaja rahatça sokuyor onu. Belki ben de öyle yaparım. Bazısı, çoğusu da ya arabanın üzerine aparatla bağlıyor ya da arkasına. Hafta sonlarını iyi değerlendiriyor ya Alman milleti ya da Almanya'da yaşayan insanlar diyeyim. Hafta sonlarını değerlendirerek spor yapıyorlar. Arkadaşlarıyla buluşuyorlar ya da aile bireyleri buluşuyorlar. O şekilde zamanlarını geçiriyorlar. Yazdı gene Burghausen diye. 24 kilometrem kalmış. Almanya'daki tarım ürünlerini anlatayım. Yani bu bölgedeki en azından tarım ürünlerini anlatayım size. Sağda gördüğünüz gibi bol miktarda mısır yetişiyor bu bölgede. Sağ tarafta gördüğünüz kocaman bir mısır tarlası. Aynı Amerikan filmlerinde çocuklar dalar ya mısır tarlasına. Onun gibi burada da
bir sürü böyle mısır tarlaları var. Diğer ürün tabii ki patates, yani kartofel. Mısırın Almancası da mais. Onları da söyleyeyim de öğrenin yani. Ama artikellerini sorarsanız şu an hatırlamıyorum. Dimais mi? Kartofel der, kartofel kesin. Kesin diyorum, emin değilim ama yani. Neyse, 110. Ha, geç geç. Arkamda araba var da geçecektim. Başka ne var? Tabii ki elma var, armut var. Burada yetişiyor. Bayağı da. Dostlar, ne var ne var? Yer yer üzüm var, güneşe bakan yerler. Üzüm ama çok zor tabii. Soğuk kış zamanlarında donmayan üzümlerden ekiyorlar. Bir tane fındık bahçesi gördüm geçenlerde. İnanmayacaksınız ama var yani. Fındık bahçesi adam şey yapmış. Bayer, Hazelnusse, DE diye hatta sitesini falan da almış. Tabii ki bu yağ çıkarttıkları bir bitki var. Ayçiçeği değil. Ayçiçek de var bu arada. Bol miktarda ayçiçek yerinde var. Geç kardeşim. Acelesi var. Ayçiçek dışında işte diğer yağ çıkarttıkları bir bitki var. Yani ismini bilmiyorum. Flansın öl diyorlar da. Bitki yağı. Unuttum. Sarı sarı böyle. Ondan da bol miktarda yetişiyor. Başka ne var? Buğday var, arpa var tabi, bunlar da var. Daha böyle yağmurun az olduğu bölgelerde onları da yetiştiriyorlar. Ama genelde mısır, gördüğünüz gibi bu bölge özellikle bol yağış alan bir yer. Ve mısırı da ekiyorlar. Çiftçiler hayatlarından ne kadar memnun ya da değil bilmiyorum da, çiftçiye destek burada anladığım kadarıyla hiç bitmiyor. Çünkü çiftçilik çok önemli bir şey Almanya'da. Yani çiftçi milletin efendisidir diyebiliriz burada. Süt üretimi, et için hayvanların bakımı, üretimi çok önemli. Devlet de destek oluyor ki hala varmış. İşte sarı tabela. Bu sarı tabelayı gördün mü? Bu tarz sarı tabelalara 50'ye düşeceksin. Yoksa cezayı yersin. Tehlikeli durumlar oluşturabilirsin. Evet dostlar, yayını keselim. Artık sıkıcı olmaya başladı eminim. Umarım sıkılmamışsınızdır fazla. Dediğim gibi biraz da havadan çekimleri koyarım, eklerim. Bu videoyu da böyle bitirmiş oluruz. Kendinize iyi bakın. Mail atmayı unutmayın. Almanya'ya gelen arkadaşlar, gelecek olan arkadaşlar. Videoyu da like edin. Hoşça kalın.